Evet ya. Süper. O zaman kitapla ilgili çok kısa bir sunumum var, bir 10 dakikalık yaklaşık. Onu kısaca yapayım. Ekranda kitabın ön kapağını görüyorsunuz. Umut'un da dediği gibi bu benim 2016'da teslim ettiğim doktora tezimin oldukça genişletilmiş ve revize edilmiş versiyonu. Yaklaşık bir ay kadar önce çıktı. Ve de bu kitapla Manuel Palaiologos'un yeni bir biyografisini yazdım. Öncelikle belki Geç Bizans'la ilgili olan dinleyiciler biliyordur. Bu Manuel'in ilk biyografisi değil. 1969'da rahmetli John W. Barker, Manuel'in gerçekten çok güzel bir biyografisini yazdı. Ama o benim eserimden oldukça farklı bir kitap. Daha çok Manuel'in siyasi hayatı, dönemin siyaseti üstüne durulmuş. Benim de bu kitaptaki amacım tekrar yeni bir siyasi narratif yaratmak değil de daha farklı bir biyografi yazmaktı. Benim biyografimin Barker'dan farklı olarak üç ana hedefi var. İlki Manuel'e yazar olarak çalışmak. Önce zaten bir Manuel'i size belki kısaca tanıtmalıyım. Bizans'ın sondan üçüncü imparatoru Manuel Palaiologos. Tahmin edebileceğiniz gibi de çok çalkantılı bir hayatı oluyor imparatorun son yıllarında yaşadığı için. Bir yandan sürekli Osmanlılarla savaşıyor. Yıldırım Beyazıt Konstantinopolis'i ablukaya alınca Avrupa'ya bizzat gidiyor. Çeşitli İtalya şehirlerine, Fransa'ya, İngiltere'ye gidip buralarda Osmanlılara karşı yardım arıyor. 3,5-4 sene yurt dışında kalıyor bu şekilde. Aynı şekilde gençliğinden itibaren pek çok Bizans'ta siyasi soruna tanıklık ediyor. Kendi aile bireyleri arasında pek çok defa iç savaş çıkıyor, taht için çekişmeler oluyor. Böyle son derece de ilginç bir siyasi hayatı var. Aynı şekilde Osmanlılar ve Avrupalılar da bir yanda temas olduğu için Manuel'in hayatı da Bizans, Erken Osmanlı ve Batı Avrupa arasında da böyle bir adeta kesişme noktasında oturuyor. Bu nedenle de çok ilginç bir yaşam. Bir yandan çünkü Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt'la ve daha niceleriyle tanışıyor. Bizans'ta dönemin önde gelen bütün entelektüelleriyle edebi ilişkileri var. İtalyan erken Rönesans yazarlarıyla ilişkiler içinde. Avrupa turu sayesinde de dönemin pek çok önemli Avrupalı kralıyla tanışıyor. Çok enteresan yapan özelliklerden birisi daha sadece imparator olmaması ama aynı zamanda çok üretken bir yazar olması. Ki Bizans çalışmalarında zaten yazar imparator olarak nam salmıştır kendisi. Pek çok eseri günümüze ulaşmış. Yaklaşık 33 tane eser var. Gerçekten çok zengin bir külliyat. Teolojik eserler var, ilahiyat eserleri. Mektuplar, şiirler, diyaloglar, vaazlar, söylevler, retorik egzersizler. Gerçekten ürettiği tür yelpazesi de çok geniş. Fakat tüm bunlara rağmen Manuel yazar olarak çok çalışılmış bir figür değil. Ancak işte erkek kardeşi için yazdığı Funeral Oration diye geçen Mersiye, mektupları, Dialogue on Marriage, evlilik üstüne yazmış olduğu kısa bir diyalog. Bu eserler İngilizce'ye de çevrilmiş oldukları için en sık kullanılan eserleri. Ve onların bile çalışılmasının esas sebebi dönemin siyaseti hakkında bilgi sahibi olmak. Ve de baktığımız zaman Manuel'in külliyatından pek çok önemli eser neredeyse hiç çalışılmamış veya çok az çalışılmış. Ve de bu eserler genellikle edebi yönleri göz önünde bulundurularak çalışılmamış. Yani Funeral Oration, Mersiye okunduğu zaman hani bize dönemin Peloponez siyasetiyle ilgili ne söylüyor diye çalışılıyor. Ama eserin edebi yönleri genellikle daha çok göz ardı ediliyor. Ben de kendi kitabımda Barker'dan ve önceki araştırmacılardan farklı olarak ilk defa olarak Manuel'in bütün külliyatını inceledim. Bütün eserlerinin tümünü kronolojik sırada ele alıyorum. Ve de biyografimin en büyük amacı Manuel'in bir yazar olarak detaylı bir incelemesini sunmaktı. En büyük zaten bu kitaptaki sırrım Manuel'in sadece imparator olduğu için değil,
Ama aynı zamanda yetenekli bir yazar olduğu için de incelenmeye değer oldu. Aynı şekilde de eserlerinin bir tek bize sunduğu tarihi bilgilerden ötürü değil, içerdikleri edebi nitelikten dolayı da çalışılması gerektiğini savundu. Bunu yapmak için de kitapta Manuel'in edebi tarzına odaklandı. İşte tasvirleri, kullandığı metaforlar, yaptığı alıntılar, eski yazarlara dair gösterdiği öykünmeler, kişi tasvirleri, karakter inşası gibi. Özellikle üstünde durduğum bir konu Manuel'in öz tasviriydi ki İngilizce'de buna self-representation deniliyor. Yani kendini eserlerinde nasıl bir şekilde tasvir etmiş, dinleyicisine ve okuyucusuna kendisini nasıl bir portresini sunmak istemiş. Bu da çok önemli bir şeydi. Çünkü bu öz tasvir sayesinde kendini ve hükümdarlığını çok idealize ederek sunuyor okuyucusuna. Ve de altında pek çok bunun genellikle siyasi mesaj oluyor. Son olarak da Manuel'in felsefi ve teolojik düşüncesinden bazı temaları inceledim. Özellikle Aristo etiğine bağlı kalarak yazdığı etik eserleri, Aristo etiğinin aynı zamanda onun söylevlerinde ve diyaloglarındaki yansımaları, teoloji ve felsefe arasında oluşturmaya çalıştığı sınır, dönemin çeşitli teolojik çalkantılarına olan yaklaşımı, bilhassa Palamizm, ve de Manuel'in yaşadığı devir, Ortodoks ve Katolik kiliseleri arasında birleşmenin sık gündeme geldiği bir dönem olduğu için Manuel'in aynı zamanda Katoliklere karşı ve bu kilise birleşmesine karşı olan tutumunu inceledim. Daha az ağırlık vermekle birlikte kitabımın bir diğer önemli teması da Manuel'in hükümdarlığıydı. Konuşmamın başında da dediğim gibi zaten bunu rahmetli John Barker çok güzel bir şekilde çalıştı. Fakat ben de hem onun kitabı yayınlandığından bu yana çok çok uzun bir süre geçmiş olduğu için yeni artık edindiğimiz bilgilerle, argümanlarla, literatürle Manuel'in hükümdarlığına yeni bir bakış getirmek istedim. Hem de Barker'dan farklı olarak bazı bir takım konulara odaklandı. Örneğin Manuel'in siyasi kariyerini tüm hayatı boyunca inceledim. Yani sadece 1391'de müstakil imparator olarak tahta çıkmasını değil, ondan önce prens olarak işte Selanik despotu olarak olan yönetim tarzı, hayatı boyunca bakabileceğimiz böyle değişmeyen bir takım nitelikleri var mı hükümdarlığının veya hayat boyu bir hükümdar olarak değişiklikler gösteriyor mu gibi. Özellikle ekonomiye gösterdiği ilgiye çok yoğunlaştım. Dönemde Bizans İmparatorluğu giderek fakirleştiği için Manuel'in neredeyse sürekli paraya ihtiyacı var ve yazılarında da bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. İşte bu paraya karşı duyduğu özel ilgi, Venediklere karşı her türlü koymaya çalıştığı vergiler, bunlarla çok ilgilendi. Diplomasisi, imparatorluğunu Venedikler, Cenevizler, diğer Avrupalılar ve Osmanlılar arasında nasıl bir dengede tutmaya çalıştığını inceledi gibi. Son olarak da üçüncü tema kişilik olarak Manuel'de. Fark ettiyseniz burada PowerPoint'te kişiliği tırnak içine aldım. Çünkü bundan kastım elbette ki yazdıklarından yola çıkarak Manuel'i bir insan olarak hani tam olarak bilemeyiz. Sonuçta bunlar öz tasvirle dolu, özellikle inşa edilmiş, Manuel'in yansıtmak istediği imajı paylaşan eserler. Yani dolayısıyla Manuel'in mektuplarını veya diyaloglarını okuduğumuz zaman gizli bir günlük okuyor gibi çalışamayız bunları. Fakat kendinin vermek istediği imajı inceleyerek de aslında kişiliğiyle ilgili ipuçlarına ulaşabiliriz. İşte eleştiri kabul etmemesi, sürekli olarak kendi hükümdarlığını idealize etmeye çalışması gibi. Bu üçüncü temada da daha ziyade Manuel'in tırnak içinde özel hayatına odaklandım. Ailesinin çeşitli bireyleriyle olan ilişkileri, arkadaşları ve Yıldırım Beyazıt gibi düşmanları, zaman zaman oldukça ateşli polemiklere girdiği çeşitli Bizans din adamları ve entelektüelleri, işte avlanmak, ata binmek, kitap okumak gibi devlet işlerinden zaman buldukça uğraştığı hobileri, Manuel'in günlük hayatı, Manuel'in devrinde Konstantinopolis nasıldı, Vlahernaya Sarayı'ndaki hayatı nasıldı,
Avrupa'ya seyahate çıktığı zaman işte seyahatte kullandığı gemilerdeki kondisyonlar, koşullar neydi? İngiltere'ye veya Fransa'ya gittiği zaman oradaki sabah hayatı nasıldı? Şehirler neydi? Kimi görmüş olabilir gibi. Baktığımız zaman belki bu daha az önemli bir konu gibi gözüküyor olabilir. Çünkü hani Bizans siyasi tarihi veya edebi tarihine hani Manuel'in ata binmesinin veya avlanmasının incelenmesinin büyük bir katkısı yok. Fakat bu kişisel bir biyografi. Ve de Manuel de sadece edebi yazarlar yazan veya hükümdarlık yapan birisi değil. Ama siz onun bu tip yönlerini de öne çıkarıp bunları da incelediğiniz zaman ortaya daha gerçekçi, kanlı canlı bir Manuel Palaiologos portresi çıkıyor. Onun için bence bu da benim kitabımın önemli noktalarından birisi. İkinci ekrana geçmeden önce de Manuel'in bir el yazmasını görüyorsunuz ki bunu kitabımda da yayınladım. Bir İngiliz illüminasyonu bu, minyatürü. Lambeth Saray Kütüphanesi'nde bulunuyor. Manuel Palaiologos'un İngiltere Kralı 4. Henry ile tanışmasını gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada el sıkışıyorlar. İlginç olanı bir ön sayfaya gideyim. Baktığınız zaman Manuel'in bir Bizans ressamı tarafından yapılmış olan minyatürüne baktığınız zaman sakalın ve yüz hatlarının burada da gerçekte oldukça benzer olduğunu görebiliyorsunuz. Yani muhtemelen Manuel 3 aşağı 5 yukarı buna benziyordu. Son olarak da birazcık kitabın strüktüründen ve kaynaklarından bahsedeyim. Ekranda yine kitabımda yayınladığım bir resmi görüyorsunuz. Pantokrator Manastırı arşivlerinden geliyor. İkinci Manuel'in yazmış olduğu kruzobullardan birisindeki imzasını görüyorsunuz. Pantokrator Manastırı'na Doğu Makedonya civarında toprak bağışı yaparken. Kitabımın kaynakları tahmin edebileceğiniz gibi oldukça genişti. Bu kadar çok çalkantılı bir hayatı olan imparatorla ilgilendiğim için. Kitabı yazarken öncelikle uzun uzun nasıl bir strüktür geliştirmek istediğimi düşündüm daha tez aşamasında. Ve de çeşitli modelleri okuyup denedikten sonra kronolojik bir naratif yapmaya karar verdim. Manuel'in doğumuyla başlıyorum 1350'de ve de 1425'ten ölümüne kadar kesintisiz bir anlatı sunuyorum. Çünkü işte yazar olarak Manuel, felsefi düşünceleri ve Manuel, Manuel'in imparatorluğu, Manuel'in ilahiyat hakkındaki düşünceleri gibi ayrı ayrı chapter'lar yazmak istemedim. Çünkü bunun Manuel'in bu olaylı, çalkantılı, her şeyin aynı anda olduğu zengin hayat öyküsünü yeterince iyi yansıtamayacağını düşündüm. O nedenle bu seamless chronological narrative dediğimiz kesintisiz kronolojik anlatı yöntemini benimsedim. Manuel'in eserlerinin çok büyük çoğunluğu da zaten rahatlıkla tarihlendirebildiği için onları da uygun olan tarihlerde bu anlatının içinde tartıştım. Böylelikle de işte Manuel'in bir yandan Osmanlılarla savaşması, abluka altında bulunması, aynı anda edebi eserler kaleme alıp dönemin işte teolojik çalkantılarıyla boğuşmasını kitap bence daha iyi bir şekilde yansıttı. Bu anlatıya yine aynı şekilde bazen minik küçük konular da ekledim. İşte Manuel devrinde Konstantinopolis neydi? Onunla ilgili birkaç sayfalık bir anlatıyı Konstantinopolis ablukasına koydum. 8. bölümde Manuel'in Avrupa'dan dönüşünden sonra Manuel'in saraydaki günlük hayatına dair bir anlatı koydum gibi. Kaynaklarımın da tabii ki tahmin etmişsinizdir en önemli kısmını Manuel'in kendi eserleri oluşturuyor. Hem Manuel'i elbette ki yazar olarak incelediğim için hem de kendi hayatı ve hükümdarlığı hakkında çok önemli bilgiler verdiği için de. Özel böyle nüanslı ve dikkatli bir analizle bu eserler benim kitabımın ana kaynağını oluşturdular. Onun dışında pek çoğu Manuel'in zaten edebi çevresinde bulunan Demetrios Kidones, Manuel Chrysoloras gibi Bizans yazarlarının eserleri. Hem bazen bunları Manuel'in kendi eserleriyle mukayese ettim. Hem genel biyografim için faydalandım. Bizans tarih ve kronikleri elbette ki dönemin siyasi anlatısı için çok önemliydi. Bilhassa Manuel Avrupa'ya gitmiş olduğu için Batı Avrupa tarihleri ve belge koleksiyonlarından çok faydalandım. Ki bunlardan Latince de var.
Ortaçağ İngilizcesi, Fransızcası, Katalancası gibi daha yerel lehçelerde olan da var. Manuel Avrupa'ya gittiği için çok zengin Avrupa kaynakları da var elimizde. Dönemin seyyah anlatılarından da aynı şekilde faydalandım. Özellikle Manuel devrinde Konstantinopolis'e gelen çeşitli hacılar ve gezginlerin anlatıları. Diğer kaynaklara göre çok daha az ölçüde olsa da erken Osmanlı kroniklerini, işte Anonim Tevarih'i, Aşık Paşazade'yi ve Neşvi'yi kullandım. Tabii bunlar Manuel'in hükümdarlığından daha sonra yazılmış olduğu için daha dikkatle okunması gereken eserler ve daha sonra 15. yüzyıl ideolojisiyle yazıldıkları için de bazı durumlarda o gaza inancını bozmaması için Bizans'ın hiç Osmanlı iç işlerine falan olan dahlinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla hani Avrupa kaynakları veya Bizans tarihleri kadar çok yana burada bilgi sağlamadılar. Fakat onların da tabii ki katkısı oldu. Venedik Senatosu'nun metinleri, karar dokümanları çok önemliydi. Ki geç Bizans çalışanlar bilirler, bunlar birkaç edisyon halinde, özet halinde mevcutlar. Çünkü dönemin siyaseti hakkında gerçekten çok detaylı bilgiler veriyorlar. İşte imparator ne gibi taleplerde bulunmuş, kim kimle savaş halinde, kaça elçi gönderiliyor, kimin kime ne kadar borcu var gibi. Gerçekten dönemin siyasi tarihi için bunlar vazgeçilmez kaynaklar. Aynı şekilde Bizans resmi belgeleri, özellikle Manuel'in çeşitli manastırlara yaptığı toprak bağışlarının belgeleri, bunlar da çok değerli kaynaklar. Son olarak da kitapta ağırlıklı olarak yazılı kaynaklardan faydalandıysam da çok az miktarda numizmatikten ve materyal kültürden de faydalandım. Özellikle Manuel'in sarayı ve kendisi için üretilmiş olan el yazmaları, bunlardaki minyatürler, yine Batı Avrupa'da Manuel'i gösteren çeşitli obje ve minyatürler gibi. Sonuç olarak böyle size çok kısa bir overview verdim kitabım hakkında. Bu benim doktora tezimin genişletilmiş ve revize edilmiş versiyonuydu. Biyografide de ilgilendiğim belli başlı meseleler bunlardı. Çok teşekkürler. Kısa ama bir yandan da çok detaylı ve açıklayıcı bir sunum. Bu arada sorular birikmeye başlamış. Ben PowerPoint'i kapatayım mı? Yani Tabii üstünde ki. bize çok Evet. yardımcı olacak bir şey yok çünkü. İlk soru Kutlu Hoca'dan gelmiş. Manuel yazar olarak ömrünün yaklaşık kaç yılı faal olarak yazarlık, müelliflik yapmış? Erken yıllardaki eserleriyle sonraki eserler arasında herhangi bir bakımdan farklar var mı demiş. Bu gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi Manuel'in en erken tarihlenebilen mektupları 1370'lerin başından kalıyor, bir iki tane. Bundan önce herhangi bir şey yazdıysa, ki bence yazmış olma ihtimali çok yüksek, ayrıca hocası Demetrios Kidones'in onun mektuplarına verdiği yanıtlar var, kalmamış bundan öncesine dair olan eserlere. Esas ama tam olarak sistematik üretimi 1380'lerden itibaren başlıyor, Selanik despotu olduğu zamandan itibaren. Ve de ondan sonra her daim faal vefatına kadar aralıksız 45 sene üretiyor. Şöyle bir fark var. Üslup olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Üslup olarak büyük bir farklılık göstermiyor 1380'lerden olan eserleri ve diyelim 1400'lerden olanlar. Buna tek istisna Selaniklilere karşı yazdığı, Selanikliler için yazdığı söylev olabilir. Osmanlı ablukasına karşı direnmesi ve şehrin teslim olmaması için bir söylev yazıyor. Onun üslubu Manuel'in normalde zor olan diğer eserlerinden bile daha çetrefilli bir üslupla yazılmış. Gerçekten çok zor. Ve de Manuel'de bir daha o kadar zor bir üslup görmüyorum. Bunun niye olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Demosthenes'e öykündüğü çok açık o söylevde. Muhtemelen onun etkisiyle birazcık daha zor. Bir dahaki söylevlerinde bu kadar ağır bir dil kullanmıyor, yine zor olmasına rağmen. Yazarlık olarak bir değişen yönü daha, özellikle 50'li 60'lı yaşlarına geldikçe ilahiyat eserlerinin rolü giderek daha baskın hale geliyor. 1380'lerden neredeyse hiç ilahiyatla ilgilenen eseri yok. 1390'larda bir tek işte Pers ile olan diyalog var. Fakat yaşı ilerledikçe vaazları da yaşlılığına denk geliyor. Ve de daha çok eserleri din ve ilahiyat ağırlıklı oluyor.
Çok teşekkürler. Turan Hoca'nın da bir sorusu var. Manuel kendisini başka bir Roma-Bizans imparatoruyla karşılaştırıyor mu ya da model alıyor mu entelektüel olarak demiş. Hayır, benim görebildiğim kadarıyla almıyor. Özellikle vaazları konusunda onu 6. Leon ve Konstantinos'la karşılaştırdım. Belirgin bir modelleme görmedim. Yazılarında da hiçbir Bizans imparatoruna atıfta bulunmuyor. Aynı şekilde yine onun sarayında himayesi altında çalışmış olan yazarlara baktığımda da hani belirgin referanslar veya öne çıkan eski imparatorlar görmüyorum. Ben de onu ilk düşünmüştüm. Hani acaba karakterini işte saraydaki bu yazar imparator konumunu önceki bir modele dayandırarak bir açıklamaya çalışıyor mu diye. Ama gördüğüm kadarıyla öyle bir şey yok. Çok teşekkürler. Sun Hocam'ın da bir sorusu var. Manuel'in yetenekli yazar olduğundan bahsettiniz. Bu yeteneğinin ardında ne var? Klasik eserlerden esinlenmesi mi yoksa Manuel'i dönemin yazarları arasına sıyrılmasını sağlayan yeteneği nedir? Bu da çok güzel bir soru. Bir kere zaten bütün çağdaşları gibi Manuel de çok iyi eğitim almış birisi. Zaten o eğitimi almazsa bu şekilde bir yazar olamazdı. Ama benim onu özellikle yetenekli bir yazar olarak tanımlamamın sebebi kendine özgü, güzel, değişik, zengin bir dil kullanımın olması. Zaten bütün Bizans yazarları, özellikle Manuel gibi Attika Yunancasıyla üst düzeyde yazanlar, hep biliyoruz Platon'a özenir, Aristoteles'e özenir, alışılagelmiş, kalıplaşmış ifadeler kullanır, işte retorik el kitaplarından faydalanır. Ama kıyasladığınız zaman aynı konuda söylev yazıp aynı el kitabına bakan iki yazar yine de aynı şekilde yazmaz. Manuel'in de bence diğer dönemin yazarlarından sıyrılmasına neden olan çok güzel detaylı tasvirleri var, çok canlı. Çok böyle canlı, nüanslı karakter inşaları var. Aynı şekilde çok değişik metaforları var. Mesela geleneksel olan bu deniz metaforlarını Manuel de çok sık kullanıyor ki Bizans edebiyatında çok yaygındır. Ama kendine has çok güzel nüanslı dokunuşları da var. Yani bana soracak olursanız Manuel'i bir yazar olarak bu kadar enteresan yapan şey bir külliyatının ve yazdığı türlerin çok geniş olması ve bunların hepsinde başarılı olması. Diyalog, mektup, işte ilahiyat eserleri bunları bazen tek bir eserde başarılı şekilde harmanlayabilmesi ve her şeye rağmen kendine has güzel bir üslubunun olması. Ama tabii eninde sonunda kim iyi bir yazar, kim yetenekli bir yazar bu kişisel de bir yorum. Çok teşekkürler. Ben eğitim konusu geçmeden çok kısacık sorayım. Onun eğitimi hakkında ne kadar detaylı bilgimiz var ve kendisi eğitimi hakkında ne kadar bahsediyor acaba? Hani kendi yazımında eğitimi işte şunu okudum, öğrendim vesaire gibi. Yoksa genel olarak Bizans eğitimi hakkında bilgimiz olduğu için mi çıkarımlar yapıyoruz? Ben bunu ilk chapter'ımda da, ilk bölümümde de detaylı inceledim. Kendi eğitiminden bahsettiği bir pasaj var çok bilinmeyen bir işinde. İngilizce'de Discourse to Jacob diye geçiyor. Genellikle çok az kullanılmış bir eserdir bu. Onun bir giriş kısmında eğitiminden, ilk gençliğinden, nasıl işte çeşitli hocalardan eğitim aldığından, dayanılmaz bir okuma yazma, edebiyat ve ilahiyat aşkıyla dolup taştığından bahsediyor. Bu eserde bu arada polemikte bulunduğu bir başka entelektüle karşı yazılmış bir eser. Bu eğitiminden, gençliğinden işte çok ben çalışmak istiyordum, çok okuyordum hocalarımla, kendimi tümüyle hani edebiyata verecektim. Ama olmadı demesinin sebebi de hani kendini böyle idealize bir şekilde göstermek. Çünkü ondan sonra işte başıma neler geldi, ben her şeye rağmen yazmaya devam ettim. İşte benim de gönül isterdi ki başka türlü hayatım olsun, kendimi tümüyle ilahiyata diyeyim gibi. Yani önemli olan bizim için burada o pasajı oraya hani canı istemiş de okuyucusuyla gençliğini paylaşmak için koymuyor. Onun da altında bir mesaj var. Bu şekilde kısacık da olsa eğitiminden bahsediyor. Hem seküler hem dini eğitim aldığından bahsediyor. Erkek kardeşi için yazdığı Funeral Oration, Mercier'de de erkek kardeşinin aldığı eğitime atıflarda bulunuyor. Bunu da kendisine uyarlayabiliriz. Onun dışında Manuel'in eğitimini daha çok ben şöyle çalıştım. Kullandığı yazarlara baktım. Kendi eserlerini incelediğimde hangi klasik yazarlarla aşinalık gösteriyor, hangi eserleri biliyor, kimlere hakim.
Ve baktığım zaman da bunlar genellikle Aristofanes'in zaten bilinen oyunları, Platon'un belli birkaç eseri, Gregory of Nazianzus gibi önemli kilise babaları. Yani böyle Bizans temel eğitiminin olmazsa olmaz tüm yazarlarını biliyor. Ve de bunların pek çoğunluğunu öğrenci olarak çalışmış olduğu muhakkak, çünkü Bizans okul kürikülümü o, bunu biliyoruz. Hani eğitim, rica ederim, eğitim dersek bir de eklemem gereken, aynı zamanda bir prens için zaten beklenen bir şey. İşte ata binmeyi, kılıç sallamayı, ok kullanmayı, bunları da öğrendiğini söylüyor. Çok teşekkürler. Bilge Hocam'ın bir sorusu var. Ticari açıdan kendinden önceki yöneticilerin kararları ile ilgili eleştirilere de rastlanıyor mu Manuel'in yazılarında demiş. Hayır, bu konulara hiç girmiyor. Yani işte benden önce maalesef hani müteffa babam böyle bir şey yapmıştı, büyük babam böyle bir siyaset uygulamış. Hiç bunlara kesinlikle girmiyor. Ama ticari olarak baktığımız zaman hem kendi dedesi Ioannes Kantakouzinos'un hem kendi babası Ioannes Palaiologos'un bazı politikalarını uygulamaya devam ediyor. Ama bir yandan da özellikle Venediklilere karşı verilmiş olan ticari imtiyazları elinden geldiğince geriye çevirmeye çalışıyor. Çok teşekkürler. Murat Hocam'ın bir sorusu var. Manuel gibi Kantakouzenos'u da bir yazar olarak görüyoruz. Kantakouzenos'a bir öykünme var mı? 14. yüzyılda iki Bizans imparatorunun da yazması tesadüf mü? Bir kere kesinlikle muhtemelen bir genetik açıklaması da var bunun. Çünkü Kantakouzenos Manuel'in dedesi. Daha da ilginç tarafı, Manuel'in dayısı olan Matthew Kantakouzenos da bir yazar. İlahiyat eserleri var, çok azı bunun ulaşmış. Eserleri günümüze ulaşmasa bile Manuel'in annesi olan Helena Kantakouzine de yazmış. Dolayısıyla muhtemelen böyle bir gen almıştır. Ve de büyük babasından da bahsediyor. Büyük babasının ilahiyat eserini okumuş ve bir Persle diyaloğunda bu eserden sıklıkla faydalanıyor ki kendi de bunu söylüyor. Fakat edebi üslup olarak iki yazarı kıyasladığımda ikisi arasında bir benzerlik veya Manuel'in ona öykünmesini görmedim. Din eserlerini, ilahiyat eserlerini kıyasladığımızda bile, ki ikisi de İslam'a karşı Hristiyanlığı savunan apolojist eserler, hem içerikleri hem tarzları oldukça farklı. Çok teşekkürler. Kutlu Hocam'ın uzun bir sorusu var yine chatte. Kim için yazıyor demiş. Mesela şayet Selanik düşmesin diye nutuk veriyorsa insanların kolay anlaması, anlayıp da yüreklenmelerini amaçlıyor olmalı. Ama çok çetrefilli bir üslup kullanması herhalde böyle pratik bir neden gütmediğini ve belki de edebi ustalığını ispatlama çabası için o konuyu seçmiş olabileceğini düşündürüyor. Acaba zamanında pratik olarak verdiği bir nutku sonradan süsleyerek mi yayınlıyor acaba? Kesinlikle bu ihtimaller dahilinde, ki ben de buna kitabımda değindim. Bir ihtimal olarak da daha basit bir üslupta bu nutuğu verip daha sonra üstünde çalışmış olabilir. Ki mesela mektupları alıcıya ulaştıktan sonra bazılarının üstünde çeşitli değişiklikler yapıyor. Bazı eserlerinin 6-7 redaksiyonu var. Dolayısıyla bu Selanik'te vermiş olduğu nutuğun da daha kısa farklı bir metni olabilir. Örneğin erkek kardeşi için yazdığı Mersiye'nin daha kısa ve daha basit bir versiyonu var. Ki Peloponez'de okunmuş, icra edilmiş olan da bu eser. Manuel'in bu ama Selaniklere karşı yaptığı nutkun gerçekten okunduğunu biliyoruz. Çünkü buna şahitlik eden dönemin başka entelektüelleri de var. Kidoneste diyor, öğrencim Trivores'te dinleyiciler arasındaydı, çok etkilenmiş gibi. Ama bu dinleyiciler sadece Manuel'in saraydaki, Selanik'teki sarayındaki entelektüeller ve din adamları mıydı? Yoksa acaba hani Selanik halkına açık mıydı? Bunu bilmiyoruz. Ben çok açık olacağını nedense düşünmüyorum. İstediği kadar basit bir dille yazmış olsun. Bana soracak olursanız hani tam emin olamamakla birlikte muhtemelen yine Selanik'teki entelektüellere, üst düzey din adamlarına ve saray çevresine göre tasarlanmış bir nutuktu. Ve de şehri zaten teslim ettiği için Selanikler her halükarda çok bir işe yaramamış. Onun dışında da Kutlu Hoca şey bir de sormuştu bana, yanılmıyorsam, hani genel olarak kimin için yazıyor? Her zaman zaten bir dinleyici ve okuyucuya karşı yazıyor. Genellikle olarak hedef kitlesi de saray zümresi, Bizans entelektüelleri, üst düzey Bizans din adamları.
Yani siyasi mesajlarının da aralarında sirküle etmesini isteyeceği insanlar. Çok teşekkürler. Ben yine moderatörlük hakkımı kullanarak araya küçük bir soruyla girmek Tabii. istiyorum. Avrupa'da yazılmış bazı kaynakları kullandığınızı söylediniz. Bu kaynaklarda Manuel'i bu yazar imparator olarak görüyor mu? Yoksa onların yazdığı imparator çok daha farklı bir imparator mu? Özellikle hani Bizans'ın bu çok karmaşık dönemlerinden gelen ve birazcık da yardım istemek için seyahatlerini yapmış olmasından dolayı. Şöyle bir şey var. Hem benziyor diğer kaynaklardan aldığımız Manuel imajına hem benzemiyor. Manuel'in yazar yönüne hiç değinmiyorlar. Ve de zaten Manuel bu eserlerde çok ağır bir yer tutmuyor. Yani Chronique de Saint-Denis mesela pek çok Fransız kralının hükümdarlığını anlatan çok uzun bu eser. Manuel'i ancak bunun birkaç paragrafında görebiliyoruz. Diğer Bizans eserleriyle uyuştukları nokta şu, hepsi Manuel'in böyle çok hakkaniyetli, çok işte vakur bir hali olduğundan, hoş göze hitap eden bir görüntüsü olduğundan, ciddiyet sahibi olduğundan ve saygı uyandırdığından bahsediyorlar. Çizmiş oldukları fiziki tasvir de diğer kaynaklardakine uyuyor. Saint-Denis Kroni'yi örneğin çok iyi ata bindiğini anlatıyor ki bunu başka kaynaklardan da okuyoruz. Ama Bizans yazarlarından farklı olarak elbette ki Avrupa kaynakları ve durumun ne kadar acınası olduğunun da altını çiziyorlar. İşte onun zaten her şeyini de bizim kral karşılıyordu. İşte buradaki bu İtalyan dükün sayesinde buraya geldi. Yani ve de işte bu imparatorun bu hallere düşmesi ne kadar acıklıdır gibi. Yani hani olayın birazcık da o boynu büküklüğünü, hani ne kadar aciz duruma düşmüş olduğunu onlar Bizans yazarlarından çok daha fazla vurguluyorlar. Manuel'in sarayında yazılmış olan nutuklara, işte ona armağan eden söylevlere bakıldığında da çok daha bu böyle kahramanvari bir şekilde anlatılıyor. İşte gemilere bindi de gitti, herkes hayran oldu ona. Tabii hayran da olunmuş yani, bütün kaynaklar diyor işte çok vakurdu, herkes karşısına saygı uyandırdı. Ama bir yandan hani orada tabii farklı yansıtılıyor. Çok teşekkürler. Şebnem'in bir sorusu var. Manuel ile ilgili detaylı inceleme ve araştırmalarının sırasında sizi çok şaşırtan ya da etkileyen bir olaya, anekdota rastladınız mı? Daha önce hiç duymadığınız, bilmediğiniz. Yani zaten başladığım zaman Manuel'in sadece çok az eserini biliyordum ben. Mektuplarını okumuştum, Mercier'i okumuştum, birkaç eserini daha biliyordum. Ama külliyatının çoğunu ben de daha çalışmamıştım. Bir sene zaten olmuştu daha çalışalı. Onun için zaten okuduğum ve öğrendiğim pek çok şey benim için çok şaşırtıcı oldu. Biyografiye başlarken zaten biliyordum bu muhtemelen geniş bir konu olacak, pek çok kaynak kullanacağım, çok farklı şeylerle ilgileneceğim. Ama ne kadar geniş olacağını da başında tam öngörememiş olduğum için aslında bütün anı böyle heyecan doluydu. Şimdi hani düşündüğümde böyle özellikle sıyrılan bir anı yok. Bununla bağlantılı olarak benim gibi daha araştırmasının ve eğitiminin başındaki Bizans öğrencilerini belki biraz ilgilendiren bir soru. Bu konuya girişiniz nereden oldu? Hani ben sanki Bizans edebiyatıyla alakalı olarak Manuel'i çalışmaya karar vermişsiniz gibi hissediyorum ama hani sizin eğitiminizde spesifik olarak işte bir şeyi okuyup ya bu ne kadar ilginç ben bunu çalışayım veya hani konum bu olsun bunu araştırayım doktoramda bunu çalışayım dediniz mi yoksa neden, hani niçin bunu çalışmaya karar verdiniz? Çok hızlı bir karar oldu aslında benim için. Ben evet zaten edebiyatla lisans öğrencisiyken de çok ilgiliydim. Yunanca öğrenirken bir sürü Bizans yazarından minik minik alıntılar çevirmiştim. Şiirler çevirmiştim. Çok zaten o zamandan Bizans edebiyatına ilgim vardı. Ve ne yaparsam yapayım muhtemelen bu tarz kaynaklarla çalışmak isteyeceğimi de biliyordum. Baldwin'in Byzantine Prose Antolojisinden de Manuel'in bir mektubunu çevirmiştim o zaman. İngiltere'den Manuel Krizolovas'a yazdığım mektup çok ilgimi çekmişti. Elbette ki o zamanki Yunancamla oldukça zorlanmıştım. Hani ah cümle çevrilmiyor, hani bir cümle hakkında oturup böyle 45 dakika düşündüğüm olmuştu. Sonra Louvre'daki bir duvar halısı için yazdığı ekfrasisi bulmuştum, taramıştım. Onu da çevirmiştim. O da çok ağır bir metindi. Ama onları okudukça edebi yönüne Manuel'in hayran olmuştum. Google'ladığım zaman da Barker'ın eserini görmüştüm. Fakat Sabancı'da yoktu.
Boğaziçi'nden de bir nedenden ötürü hatırlamıyorum, ulaşamadım. Birmingham'a gider gitmez de ilk işte bir John Barker'ın kitabını aldım. Hemen heyecanla okudum. Aa dedim, çok güzel kitap, harika, ama hiç de Manuel'in edebi yönünü çalışmamış. Master tezi olarak da rahmetli hocam Ruth Makrelis'e birkaç öneri götürmüştüm. Biri işte Bizans edebiyatında su metaforları çalışayım dedim. Bu dedi bir master tezine uygun değil. Bir şeyler daha söyledim. Sonra Manuel'in mektuplarını çalışmaya karar verdim. Çünkü o zaman da kütüphaneden alıp mektupların tümünü incelemiştim. Manuel'in mektuplarının network analizini yaptım. Edebi yönlerini inceledim koleksiyon olarak. Başladığım zaman da buna daha Eylül'dü. Doktora bursu için de hemen başvurmam gerektiği için hemen konu bulmamız gerekiyordu. Zaten Manuel'in edebi eserleriyle çok ilgilenmiştim. Barker'ın eseri çok çok iyi bir kitap. Gerçekten müthiş bir iş ama 69'da yazılmıştı. O nedenle bazı yönlerinin hani biraz değiştirilebilecek tarafları vardı. Düşünürken işte Kemp'in yeni bir eser, yeni bir Manuel portresi, Manuel ama işte siyasi değil, kişilik ve yazar olarak Manuel derken hani adını böyle bir biyografi koyduk. Ve de master'a başladıktan herhalde bir 2-3 hafta sonra falan bu doktora konusu olarak bunu benimsedim. Bursa başvurduk, aldım. O Mayıs'ta işte mektuplarla ilgili yazdığım tezi verdim. Eve döndüm İstanbul'a. Yazın sonunda Manuel'in diğer eserlerini okudum. Bir kısmını çevirdim. Hazırlanmaya başladım. Sonraki Eylül'de zaten başladım. Yani inşallah sorunuzu açıklamışımdır. Biraz konuyu Yok. dağıttım gibime geldi ama. Kesinlikle çok güzel bir cevaptı. Çünkü aslında hani birçoğumuzun başına gelen bir şey, hani aniden bir şey bulmak gerekmesi, eldeki bir şeyi kullanmak, yeni bir şey ortaya çıkarmaya çalışmak. O yüzden çok teşekkürler. Murat Hoca, Manuel'in Bursa'dan kaçarak imparator olma süreci hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ben onun çok çok da bir kaçış olduğunu düşünmüyorum açıkça. Kaçışa soru işareti koymuştum da Evet, zaten hani ben onu burada pardon çete göremediğim için onun için. Ben de öyle düşünmüyorum da senin merak ettiğin fikrinin ne Öyle, olduğunu. çünkü şu var bir de Konstantinopolis'e sonra bir Venedik gemisiyle giriş yapıyor. Ben de düşünüyorum ki Beyazıt'ın emirlerini çiğneyerek kaçmış olsa Venedikliler öyle arayı bozmak istemez Osmanlılarla. Ve abluka hemen onun sonrasında gelen bir şey değil. Manuel ondan sonra onunla yine Kadı Burhanettin'e karşı sefere çıkıyor. İstanbul'a dönüyor, Konstantinopolis'e bir süre sonra Sevres'e gidiyor sultanın yanına. Dolayısıyla ben onun bir kaçış olduğunu düşünmüyorum. Yani yine böyle bir trajik yönü var tabii. Hani Bizans, geleceğin Bizans imparatoru vasal olarak Osmanlı Sultanı'nın yanında Bursa'da, Bursa'dan Osmanlı Sultanı'nın yanından yola çıkarak hani bir Venedik gemisiyle başkentine gidip taç giyiyor. Ama ben onun çok Beyazıt'ın bilgisi dışında olan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü aralarındaki kopuş çok daha sonra 1394 gibi meydana geliyor. Yani ben de hemfikirim o konuda. Bir şey hani o şeyde zaten hani Beyazıt'ın direkt Kuzeybatı Anadolu'ya yaptığı seferde de yanında vasal olarak bulunuyor zaten. Tabii Hani zaten ilk Manuel sefer. geliyor, Mart'ta dönüyor, müstakil imparator oluyor. Zaten Haziran'da Venedik belgelerine göre Haziran'da zaten Beyazıt'ın yanına gitmiş. Ve de Şubat başına kadar onunla birlikte. Murat Hocam başka bir yorumunuz var mı? Bir saniye. Yani belki hani Şebnem'in söylediği çok hani ilginç bir şey vardı diyordu ya. 16. mektupta şeylerin Moravçik'in yayınladığı 16 diye şey yaptıkları, numaralandırdıkları mektupta şey diyordu, Kidones'e yazıyordu yanılmıyorsam. Diyordu ki ben şimdi tamam diyor Yıldırım Beyazıt'ın yanında sefere katıldım. Birçok zillete burada katlanmak durumundayım ama diyor. Eğer bu zillete katlanmasaydım diyor, başımıza çok daha kötü şeyler Tabii. gelecekti. O yüzden de sesimi çıkartmayıp bu sefer sırasında Yıldırım'a diyor eşlik ediyorum diyor. Bana bayağı enteresan gelmişti. 16. Tabii ve mektubu okurken. hatta onu yaparken Platon'dan bir alıntı da yapıyor Fido'da, bu işte değersiz olan sikkeyle değerli olanı değiştirmekle. Gayet de aslında realist bir yaklaşım. Çünkü yani reddettiği zaman Beyazıt'ın yanına gitmeyi olanları gördük. Konstantinopolis 8 sene abluk altında ve sadece Timur sayesinde kurtulabiliyorlar.
Çok teşekkürler. Kutlu Hoca'nın bir tane sorusu var. Bu Avrupalı kaynaklarda Manuel özelinde Roma İmparatoru ünvanı üzerinden bir değerlendirmeye rastladınız mı? Hani normalde Bizans İmparatoru'na İmparator Graecorum ünvanı vermeleri kişisel Manuel ile etkileşimleri sırasında da ortaya çıkıyor mu? Veya Manuel'in Kutsal Roma Cermen İmparatorlarının kendilerine İmparator Romanorum demelerine doğrudan bir tepkisine rastladınız mı? Bu da çok güzel bir soru. Manuel'in doğrudan bir tepkisine buna rastlamadım. Mektuplarında da bunlara değinmediği için hani birebir temasta Avrupa'da ona ne diye hitap ediliyordu? Yunan kralı veya Yunan imparatoru dendiğinde bozulup münakaşa ediyor muydu? Bunu bilmiyoruz. Ama Avrupa kaynaklarında da Manuel'den genellikle işte Rex veya İmparator Graecorum diye bahsediliyor. Roma imparatoru olarak tam titri hiçbir zaman verilmiyor. Hatta Jean de Berry'nin envanterlerine baktım. Jean de Berry de dönemin Fransa kralının amcası. Manuel'le tanışıklıkları var. Birbirleriyle karşılıklı hediyeleşmişler. Bir iş için bir nesneyi ararken onun envanterlerine baktım, sahip oldukları. İşte yok mücevherler, halılar falan. Roma Germen imparatorları için Roma İmparatoru ibaresi kullanılıyor. Ama Manuel için mesela Yunan İmparatoru ibaresi kullanılıyor. Ki ikisini o şekilde ayırt edebildim. İspanyol kaynaklarında da şöyle ilginç bir durum var. İki İspanyol hükümdar veya yönetici arasında olan yazışmalarda Manuel Yunan kralı veya Yunan imparatoru ama biraz da Manuel'e karşı yazılmış olanlarda Furtit kullanıyor Roma imparatoru olarak. Ama daha iç yazışmalarda yani lokal yazışmalarda o titre rastlamıyoruz. Çok teşekkürler. Sunumda iki tane tasvir gösterdiniz Manuel'in. Hem kitap kapağındaki hem diğer el yazmasındaki tasvir. Başka bu tarz tasvirleri de kullandınız mı kitabınızda yoksa hani dediğiniz gibi daha çok edebi eserler üzerinden ve yazılı kaynaklar üzerinden mi çalıştınız? Çünkü çok ilginç, çok hani gerçekten aynı tasvirin tekrar edilmiş olması. Evet ve bunun yanı sıra başka evet el yazmalarından da faydalandım ve onları da yayınladım. Bir tane mesela Bizans üretimi olan bir başka tasvir daha var. Manuel ailesiyle gösteriliyor. Daha sonra Fransa'da Saint-Denis Katedrali'ne hediye olarak yolladığı bir el yazmasının içine konmuş. Onu da biraz çalıştım ki zaten daha önceden yalnız çalışılmış bir tasvir. Ve de Avrupa'da özellikle Jean de Berry için üretilmiş olan bazı tasvirlerde de bir takım figürlerde Manuel'in yüzünün kullanıldığına dair çeşitli tezler var. Onları da bastım. Şimdi kitabı açıyorum. Başa gelirsem buradan gösterip yansıtacağım. Bir dakika. Yani dediğim gibi daha çok tabii ki ağırlıklı yazılı eserlere ağırlık verdim. Ama bu tasvirlerden de faydalandım. Gelmek üzereyim. Mesela bu da onlardan bir tanesi gözüküyor mu bilmiyorum. Şu atın üstündeki figürün de Manuel olduğu düşünülüyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bir tane daha soru var, iki tane soru var. Konstantinopolis halkının başından itibaren Manuel'i sevdiği kanısı hakim ama bu yargı gerçekten böyle mi yoksa zaman zaman positive self-representation ile halkla ilişkiler başarısı olarak görebileceğimiz zamanlarda var mı sizce? Kesinlikle var ki bunu kendi kitabımda da tartıştım. Başka kaynaklardan da biliyoruz ki özellikle Konstantinopolis ablukasında şehrin bir kısmı Manuel'e karşı tavır alıyor. Hani Beyazıt'a karşı isyan etmiş olduğu, bu abluka başlarına o nedenle geldiği ve Manuel şehrin teslimine izin vermediği için. Çünkü şehrin özellikle fakir vatandaşlarından Osmanlılara teslim olmak isteyen de var. O nedenle zaten o devirde Dialogue on Marriage gibi yazdığı eserlerde bu konuyla ilgili yazdığı paragrafları böyle iyice incelerseniz yani onun tepki olarak bir self-representation, öz tasvir olarak, eleştirilere karşı kendini aklamaya yönelik olarak yazılmış olduğu anlaşılıyor. Ve zaten nitekim sonunda kendi de Avrupa'ya gidiyor. Hem bizzat muhtemelen varlığının faydalı olacağına gerçekten inanılıyor orada. Aynı zamanda yeğeni 7. Yannis'e de gün doğmuş oluyor o gidince.
Dolayısıyla özellikle ablukanın son yıllarında Benno'nun Konstantinopolis'te çok popüler olduğunu düşünmüyor. Ve her zaman zaten yeğeni 7. Yannis'in de taraftarları var. Çok teşekkürler. Bir tane daha soru var. Teşekkürler. Rica ederim. Manuel'in metinlerinde hiç Konstantinopolis için farklı bir isim veya sıfat kullanılıyor mu? Yahut Akathistos ilahisinde yer aldığı gibi sadece polis ifadesi. Mango Theotokopolis, Theotokopolis demişti diye de not düşmüş. Hayır, bir kere zaten genel olarak Konstantinopolis'ten çok bahsetmiyor. Genel olarak bahsettiğinde Vasilissa Polis, işte Kraliçe şehir, İmparatoriçe şehir veya bazen sadece İpolis şehir olarak bahsediyor. Ama hani bunun dışında çok dikkatimi çeken farklı bir tabir görmedim ki zaten çok sık atıfta bulunmuyor şehre. Ama genellikle polis ibaresini kullanıyor. Çok teşekkürler. Ben şu an chatte başka bir soru görmüyorum veya el kaldıran birini de görmüyorum. Başka sorusu olan var mı diye son bir kere daha sorayım. Eğer yoksa isterseniz yavaş yavaş kapatırız. Eğer sizin söylemek istediğiniz son birkaç şey varsa. Benim böyle düşününce şimdi söylemek istediğim özel bir şey yok. O zaman çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.